Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol domatesli, sebzeli bulgur pilav tarifim var. Tavaya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Şöyle bir tane orta boy soğanı küp küp doğrayarak içerisine ilave ediyorum. Soğanları birkaç tur çevirdikten sonra şöyle yumuşadıktan sonra üzerine yeşil biberleri ekleyeceğim. Tatlı yeşil biber kullandım. İnce ince doğranmış. Mutlaka sebzeleri küçük doğrayın arkadaşlar. Pilavımızın içerisinde hem güzel gözüksün hem daha lezzetli olsun. Şöyle biberler yumuşayıncaya kadar yine orta ateşte pişireceğim. Kapağını mutlaka kapatarak pişirelim. Biberler bu sayede daha çabuk yumuşayacaktır. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet, tamamen biberler yumuşadı. Artık içerisine diğer malzemelerini ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolu dolu salça ekliyorum arkadaşlar. Karışık salça kullandım. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle 1 dakika kadar kavuralım. Mutlaka salçayı kavuralım arkadaşlar. Hem midede bu sayede ekşime yapmayacaktır. Yemeklerinizde mutlaka salçayı 1 dakika kadar kavurun. Fazla kavurmayın. Sonra da salçanız yanar ve lezzeti bozulur. Bunlar gerçekten önemli ayrıntı arkadaşlar. Lütfen videoları atlamadan detaylı izleyelim. 3 tane domates kullandım. Bol domatesli yapıyorum arkadaşlar. Orta boy 3 tane domatesin kabuklarını soydum ve minik minik doğradım. Rendeleyebilirsiniz. Yalnız bu şekilde daha lezzetli oluyor. Domatesler kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Ve artık içerisine bulguru ekleyeceğim. Bulguru ben öncesinde iyice yıkadım ve süzdürdüm. 2 su bardağı bulgur kullanıyorum. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi yorumlarda diyeceksiniz ki bulgur yıkanmaz. Ben yıkayarak kullanıyorum arkadaşlar. Sizler yıkamadan da içerisine ekleyebilirsiniz. Bulguru verdikten sonra 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Lütfen tereyağı öncesinde eklemeyin, yanar. Bu şekilde eklerseniz daha lezzetli olur. Şöyle ben bulguru biraz kavuracağım. 2-3 dakika kadar kavuracağım. Ve daha sonra suyunu ekleyerek pilavımı hazırlayacağım. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bulgur pilavını bir de bu şekilde deneyin. Gerçekten parmaklarınızı yiyeceksiniz. O derece lezzetli oluyor. Üzerine geçinceye kadar sıcak su ekliyorum. Mutlaka üzerine geçinceye kadar suyu ekleyelim. Şimdi sizlere bardakla ölçü veririm ama her bulgur farklı su çekiyor arkadaşlar. Bazı bulgur az, bazı bulgur çok fazla su çekiyor. Onun için yanılabilirsiniz. Üzerine geçinceye kadar bu şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Tuz ilavesi yapıyorum ve kapağını kapatarak orta ateşte pişiriyorum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Normalde pilavı kesinlikle ellemeyin. Pişinceye kadar kesinlikle karıştırmayın. Ben sizlere aşamalarını göstermek için gösteriyorum. Lütfen piştikten sonra karıştırmanızı tavsiye ederim. Bir 3 dakika kadar daha pişireceğim suyunu çekmesi için. Gayet güzel kıvamını aldı. Evet, pilavım hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere tekrar son kıvamını göstermek istiyorum. Tamamen suyunu çekti ve tane tane nefis sebzeli bulgur pilavı hazırladık sizlerle birlikte. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım.
Üzerini kapatarak pilavımı demlemeyi bırakıyorum. Evet, pilavımı demlendirdim. 15 dakika kadar demlendi. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Çünkü yağı dibine çöküyor bildiğiniz gibi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Servise alarak da bir de bu şekilde göstermek istedim. Şöyle pul biber ile servis ediyorum. Of of of. Yanına sadece bir cacık. Gerçekten benim için yeterli ama çocuklara tavuk kanat hazırladım. Bulgur pilavına da çok yakışıyor. Şöyle tane tane olduğunu da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli. Lokantalarda yediğinizden daha lezzetli arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.